Bugün eğer hayatımda olsaydın tam 3 ay 15 gün olacaktı. Fakat tam tersi. Senden ayrı kalalı 8 gün oldu. Sevgilim, seni kaybettim artık. Bu sefer özür dileyemedim seni üzdüğüm için. Çünkü şunu fark ettim ki ben hayatında olduğum sürece seni hep üzeceğim. Seni mutlu edeyim derken mutlu edebilmek için değişmeye de çalışsam olmuyor. Bir türlü beceremiyorum. Sen sevdam, sevincim, üzüntüm, kaderim, her şeyimdi. Şu an ise aynı evde iki yabancı. Hatırlar mısın bir gün mektubunda bana bugünleri yaşayacağımıza inanır mıydın diye yazmıştım. Ve sana evet inanıyorum dedim. Fakat şimdi şu ana bakıyorum da bu anı yaşayacağımı hiç düşünmezdim. Ben aşkı sende gerçekten yaşadım en güzel haliyle. Ama keşke, keşke sana aşık olmasaydım. Belki seni kaybetmezdim. Rahmetli Neşet Ertaş'ın bir sözü var. Aşk kavuşulamamaktır. Kavuşulsaydı adı ilişki olurdu. Bu aşkı hiçbir zaman unutmayacağım. Ve yemin ederim, bir daha asla aşık olmayacağım. Yapma, yapma. Elveda kara gözlüm. Neler çıkmış senin içinden ya? Gözünü yaşattın gerçekten. Ne yapmışsın kardeşim sen ya? Mektubunu okurken kendimi senin yerine koydum. Şu anda yaşadıklarıma. Değmez. Değmez. Bir daha aşık olmayacağım ne demek Adnan? Yok abi. Bir daha aşık olmayacağım ne demek Adnan? Ben bundan önce aşık olduğumu sanmıştım abi. O zaman acıyla bitmişti. Didem'i tanıdıktan sonra aşkı yaşamadığımı düşündüm. Didem'le aşkı yeniden tanıdım ama onun da sonucu acı. Bu aşk hep acı abi ya. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Ben bir selvi boy duyardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım ay. Talan vurmuş hayvanlardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Ah Adnan'ım, kimin aklına gelirdi? Halil, kimin aklına gelirdi? Tankurt Denker, Adnan Kızılter, mutlu olmak için tekrar girdi evde, mutsuz şekilde bir arada. Belki de kısmet, nasip. Hayatımız devam ediyor. İnşallah. Bunu hatırlayalım. Ama benim için müsaitten sonra bu evde değil. Adnan çok büyük konuşuyorsun, yapma. Büyük konuş. At hadi. Benim gömülen hayallerim inşallah başkasının güzel hayalleri olur. İnşallah.